boyaların renk renk dünyasında dolaştırmak istiyoruz şimdi sizleri. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Torbalı Yazıbaşı'ndan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden biri olan Yalaz Boya'nın konuğuyuz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Mustafa Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmasıyla ilgili neler aktaracak. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Mustafa Bey, sektörünüze ve hizmetlerinize değinmeden önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Mustafa Bey kimdir ve kaç yılında sektöre adım attınız? Mustafa Yalaz, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde doğmuş, büyümüş. 20 yıl orada büyüdükten sonra, ondan sonra kimya okulunu bitirdikten sonra İzmir'e yerleştim. 1986 yılında İzmir'e yerleştikten sonra kimya sektörüne atıldım. Üretime başladık, sanayi ve inşaat boyalarında. Önce sanayi boyasından başladık. Zaman içerisinde 22 yıldır Yalaz Boya işletmeciliği yapıyorum. En son işte bu duruma geldik. 2015 yılında Yalaz Boya yeni bir kurumsal bir kimlikle, yeni bir imajla, yeni bir fabrikayla müşterilerimize sunmak için bütün ekibimizi kurarak inşallah güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. İnşallah diyelim. Ben biraz da verilen hizmetlere detaylı olarak değinmek istiyorum. Ne tür hizmetler sunulmaktadır? Biz hizmette bütün boya çeşitleri yapıyoruz. Sanayi boyası, inşaat boyası, mobilya boyası, epoksi. Epoksinin hem solventte hem solventsizliğini yapıyoruz. Akrilik boya. Yani boya aklınıza ne gelirse bütün çeşitleri yapmakla mükellefiz. Ve diğer boyacılardan alternatifimiz de çeşit yapacağımızın çok büyük olmasına. Yani çeşitli boyalar yapıyoruz. Yani bizde boya aklınıza gelen boya çeşitlerinden yok diyebilecek şekilde çeşit yapacağımız çok geniştir. Efendim toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktasınız? Şu anda 8000 metrekare bir fabrikamız var, 4000 kapalı alanım var. Toplam 45 kişi çalışıyor. Uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş, yine profesyonel arkadaşlarla hizmetinizi sürdürüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Efendim sizlere gelen talepler genelde nerelerden gelmektedir? Bu ürünleri hangi noktalara kadar ulaştırabiliyorsunuz? Türkiye'nin 60 ilini dolaşıyoruz. Bütün Güneydoğu'da mesela Urfa'da bizim satış şehirlerimiz var, Gaziantep'te var doğrudan. Bunlar Güneydoğu'ya geçiyor. Doğu'da da var. İstanbul'da var. İzmir'in bütün illerini, ilçelerini dolaşıyor. Toplam 15 tane pazarlamacımız var. Herkes bir ile gidiyor. Oradaki bütün müşterilerden görüşüyor. Ondan sonra tamamen siparişleri aldıktan sonra da Türkiye'nin her tarafına hem kendi arabalarımızdan hem de kargo firmalarından gönderip müşterilerimize hizmet yapıyoruz. Aracın ulaşabileceği her yere yine ürünlerimizi yönlendirebiliyoruz diyebiliriz o zaman. Tabii ki. Böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecek telefon numarası ve web adresini bizlerle paylaşır mısınız? Telefon adresimiz 22 yıldır değişmeyen bir numaramızda 479-26-35, 479-56-13, 479-0082 olarak. Web adresimiz? Web adresimiz info@yalazboya.com.tr. Bu web adresinden ve telefonlardan herhangi bir talep gelmesi durumunda yine sizlerle iletişime geçebilirler. Kesinlikle. İnternet sayfamızda sipariş form bölümümüz de var. Oradan da sipariş verip müşterilerimize yine online olarak oradan da siparişlerini verebilirler. Bütün hizmet bizde var. Çok güzel. Efendim ben biraz da ürünlerin kalitesini değinmek istiyorum. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle çalışmaktasınız. Evet. Ürünlerin malzemeleri nerelerden temin edilir ve alırken nereye dikkat edersiniz? Genelde yurt dışından getiriyoruz. Almanya'dan. Ondan sonra İngiltere'den geliyor, ondan sonra şeyden geliyor. Bütün ham maddelerimizin zaten 40 çeşit, 50 çeşit ham maddemiz vardır. 30'u yurt dışından geliyor, 10 tanesi Türkiye'de üretiliyor. Bunları da hep birinci sınıf A kalite ham madde kullanıyoruz. Çünkü bizim TS, ISO'muz var. Bütün vermiş olduğumuz devlet kurumlarına veriyoruz. Mesela şeye veriyoruz, belediye, askeriye, milli eğitim, yurt kur, bu tür firmalara verdiğimiz için ham maddemizin de en iyisini kullanıp kalite olması zorunda. Tabii ki. Şimdi neden? Çünkü TSE ISO'muz var. İhalelere giriyoruz. İhalede de bunlar TSE'de onaylanıyor. Onaylanmayınca da paranı alamıyorsun. O yüzden kaliteye önem veriyoruz. Kaliteye dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle. Efendim burada verilen kaliteli hizmetlerinizde sektörün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Allah'a çok şükür. Herkes tarafından bilinen, tanınan iyi bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi birçok firma bulunmakta. Kesinlikle. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? İnsanlar sizi neden tercih etmeli? Tercih etmesindeki sebep hizmete çok önem veriyoruz. Bir teneke isteyince bile gönderiyoruz. Kargo olsun, kendi arabalarımız da olsun. Ve sözümüzde duruyoruz. Müşteriye her konuda yardımcı oluyoruz. Finansman açısından da olsun, hizmet açısından da olsun. Her zaman kalitemizi, Ar-Ge'mizi, laboratuvarımızı geliştiriyoruz. Bunlar da müşterinin hoşuna gidiyor. Bunlar da müşteri seçince de tabii bizi
her zaman ilk başta seçme şansına sahip olun. Taahhütlerin daima arkasındasınız. Tabii ki bunlar hizmet çok önemlidir. Kesinlikle. Sözünde durmak, dürüst olmak bunlar başlıca ticaretin nedenlerinden biridir. Kesinlikle sizi tebrik ediyorum. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Şimdi de Yalaz Boya'nın Genel Müdürü Emre Akal ile birlikteyiz. Bakalım bize firmayla ilgili ve kendisiyle ilgili neler aktaracak. Merhabalar Emre Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Emre Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Öncelikle yeni tesisimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziyaretiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz bizler. Ben 1980 İzmir doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi lisans mezunuyum. Devamında akademik kariyerime yüksek lisansta lojistik ve deniz ulaştırması biriminde devam ettim. Halen de doktora eğitimime devam ediyorum. Bunları sektördeki çalışma hayatımla beraber götürmeye çalıştım. Sektöre 2000 yılında uluslararası bir boya firmasında başladım. O firmanın muhtelif birimlerinde görev aldım. Bunlar satış pazarlama departmanları, kambiyo departmanları, daha sonrasında satın alma ve en sonunda 13 yıllık bir geçmişten sonra uluslararası boya firmasında satın alma müdürü olarak ayrıldım. Ve yepyeni, inovatif bir grup, inovatif bir yaklaşım ve yeni anlayışımızla Yalaz Boya'da şu an genel müdür pozisyonunu yürütmekteyim. Kaç yılında başladık Yalaz Boya'ya? Yalaz Boya çok yeni, 3 aylık bir süreçte Yalaz Boya'dayım ama tabii öncesinde bir 8 ile 10 ay arasındaki süreçte de bir geçmişiniz var. Bir geçmişim var. Danışman olarak, doğrudur, danışman olarak bu faaliyetleri yürüttüm. Biraz da ben buradaki görevinize değinmek istiyorum. Ne tür görevler üstleniyorsunuz? Tabii, Yalaz Boya'da az önce de bahsettiğim gibi genel müdür artı yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Her türlü faaliyetlerimiz, bunlar personel yönetimi, satın alma, ithalat, ihracat, satış ve pazarlama stratejilerin belirlenmesi, üretim konularında tamamıyla ekibimizle beraber yola çıktık ve bu yolda başarılı olmak için uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Çok güzel. Ben size başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim size zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi de Yalaz Boya'nın Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Bey ile birlikteyiz. Bakalım bizlere kendisiyle ilgili neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Allah'a emanet. Mehmet Bey, sektörünüze ve hizmetlerinize değinmeden önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Bey kimdir ve kaç yılda sektöre adım attınız? Biraz verdiğiniz görevlere değinebilir miyiz? Tabii. Ben Mehmet Yalaz, 1980'ci Şanlıurfa Akçakale doğumluyum. İlk öğretimi Antalya İlk Öğretim Okulu'nda bitirdim. Lise ve ortaokul eğitimini de Akçakale Lisesi'nde bitirdim. 2012 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliğinden mezun oldum. Şimdi iktisat 4. sınıftayım. İktisat açık öğretim 4. sınıftayım. İnşallah Allah izin verirse bu sene bitireceğiz. Güneydoğu bölgesiyle siz ilgileniyorsunuz. Biraz yaptığınız görevlere değinebilir miyiz? Daha önce ben Antep, Maraş, Osmaniye, Mersin o bölgelerle ilgileniyordum. Şu anda yönetim kurulumuz Sayın Mustafa Bey'in yardımlarıyla şu anda Güneydoğu Bölge Müdürlüğü'ne atandık. İşte orada Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin'e görev yapmaktayım. Oradaki pazarlamayla siz ilgileniyorsunuz. Evet. Her türlü hizmette bulunabiliyorsunuz. Evet. Orada bir sıkıntı çıkmasa. İşte yeni fabrikamızda inşallah. Yeni fabrikamızda müşterilerimize daha iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Gördüğünüz gibi 8000 metrekare toplam alan, 4000 metrekare kapalı alanda yeni vizyonla inşallah müşterilerimize daha iyi hizmet sunmaya başlayacağız. İnşallah biz size başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Efendim biraz da ileri yönelik plan ve projenize değinelim. Ne gibi plan projeler sizleri beklemektedir? Valla bu sene çok güzel projeler çizdik. Şimdi bütün idari bölümdeki personelimizi de çok güzel geliştirdik. Mesela çok iyi firmalardan yönetim kurulu aldık mesela, müdür aldık. İşte üretim müdürü aldık. Arge'de, laboratuvarda. Bu işte çok uzman insanlarla çok iyi sözleşme yaptık. Kendi bünyemize aldık. Yani 2015 yılı Yalaz Boya'nın gerçekten böyle İzmir'de Dio Azonobel'den sonra sıralamaya geçecek bir yıl olacak Yalaz Boya için. Markalaşma yolunda. Tabii ki. Yani biraz basına da önem vereceğiz, reklama. Umuyorum ve sanıyorum, o konuda da inançlıyım.
iyi bir yere geleceğimize de inanıyorum. İnşallah bu konuda da biz sizi başarılar dileriz ve oralarda görmekten de mutluluk duyarız. Teşekkür ederiz. Efendim bizi izleyen izleyicilerimiz içerisinde sizlerle tanışan ve sizlerden duyduğu memnuniyeti dosyayla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşan izleyicilerimiz bulunmakta. Buradan onlara bir teşekkür mesajınız var mıdır? Tabii ki. 2015 yılının herkese sağlık, huzur, mutlu getirmesini diliyorum. Bugün Mevlid Kandil Günü'dür, hem Cuma'dır. Ben Mevlid Kandil Günü'nü de kutlarım. Bütün Müslüman aleminin savaşsız, huzur, mutlu dolu bir günler, bir yıldır dilemesini diliyorum. Her zaman böyle insanların sağlıklı, huzurlu olmasını da temenni ediyorum. Eğer izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere İzmir Torbalı Yazıbaşı'dan, sektörün en iyilerinden biri olan Yalaz Boya'dan seslendiğimizi söylemiştik. Gerek kaliteli hizmetleri, gerek birbirinden geniş ürün yelpazesiyle sektör ihtiyacı olan herkesin tercih etmesi bizlerin de tavsiyesidir. Ürünlerini ve kendilerini tanıdığınız zaman fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdığınız teşekkür ederiz. Başarılarınızı ve çalışmalarınızın devamını dileriz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor. İzmir Torbalı Yazıbaşı'ndan, sektörün en iyilerinden biri olan Yalaz Boya'dan sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.